Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün 21 Kasım sevgili arkadaşlar. Pazar, Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Biz de Beşiktaş'tayız. Ve Galatasaray'ın taraftarlarını bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın taraftarlarına müthiş röportajlar yapıyoruz. Ve Galatasaray'ın taraftarlar maç hakkında neler düşünüyorlar? Onların analizleri bizim için çok önemli. İşte arkadaşlar, Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili röportajları başlıyor. Röportajımız devam ediyor. Yanımızda bir kardeşimiz var Galatasaraylı. Hoş geldin yayınımıza. İsim nedir? Hoş bulduk abi. Nereden geliyorsun? Gebze'den. Gebze'den. O zaman şöyle yapalım. Gebze'den öncelikle seni tanıyan herkese selam olsun, değil mi? Aynen abi. Evet. Bu akşam tabii çok önemli bir derbi var. Fenerbahçe ile maçımız var. Sen neler söyleyeceksin maçla ilgili? Bir de skor tahmini alalım senden. Bizim Galatasaraylılar olarak en büyük güvencemiz İmparator Fatih Terim. Ona o kadar çok güveniyoruz ki bu maçı kazanacağımızdan o kadar çok eminim abi. Evet, eyvallah. Kardeşim de beni tanıdığını söyledi. Kurtar Bahçesi'den mi tanıyorsun? Evet, evet, evet abi. Evet, Kurtar Bahçesi herkes beni tanıyor. O zaman şöyle yapalım. İnşallah Kurtar Bahçesi tekrar çekilir, biz de oynarız yine, değil mi? Umudum yok yani. 2017'den beri devamlı Kurtar Bahçesi'nin çekilmesinden yanasın ama olmuyor bir şekilde. 4 sene geçti. Hala çekilmiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem Kurtlar Vadisi çekilir hem Galatasaray'ımız başarılı bir şekilde yoluna ilerler. Eyvallah. Mersin Ordu demiş. Ya kardeşim, sen neler söylemek istiyorsun bu akşamki maçla ilgili? Allah bir Mersin Ordu için. Evet. Arkadaşlar, hemen şöyle yapalım. Kısaca sizlerle bir de şey alalım, skor alalım. Abi yabancı değil. Söyledim zaten. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Arkadaşlar, seni seviyorum. İnşallah Galatasaray bu akşam kazanacak diyoruz, değil mi? Bizden bir oynadık. Eyvallah, inşallah. Kurban oldum Allah. Peki, çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, röportajı alıyorum. Şu anda yanımızda genç kardeşlerimiz var. Galatasaraylı gençler, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet, bu akşam tabii Fenerbahçe'de çok önemli bir derbi maçı var. Evet abi. Ne söyleyeceksin bu maçla ilgili? Abi bugün 2-1 alıyoruz. 2-1 diyorsun. 2-1 diyorum, net. Öyle hissediyorum. Skor aldık sen. Peki goller kim atar? Abi Morutan oynarsa ikisini Morutan atacak ya. Ben öyle hissediyorum. Ben Mustafa'cıyım, Mustafa atar. Mustafa diyorsun.
delikanlı sen? Kazanıyoruz. Kimin olduğunu önemi yok ya. Her türlü alıyoruz. Aynen. Ben bunca yıldır Galatasaraylıyım. İyi gördüm, galibiyet gördüm. Artık ne olacaksa olsun umurumda değil. İlk gittiğim maçta 3-0 yenildik. Başkan istifa etti. Yine umurumda değil. En kötü Allah büyük, yeneriz. Eyvallah. Peki gençler şöyle yapalım. Fatih Terim'e buradan bir mesajınız olacak mı? İmparator Fatih Terim! Ozan Mortan oynat! Fatih Terim çıkar evet. Adamı. Peki gençler şöyle yapalım. Yayınımızı şöyle kapatıyoruz. Kimlere selam göndermek istiyorsunuz buradan? Abi Adana'ya selamlar. Evet, Adana'ya ve bu gençleri tanıyan herkese sevgiler, selamlar diliyorum. Eyvallah. Arkadaşlar işte yanımızda çok güzel ve çok naif ve çok kaliteli genç kardeşlerimiz var. Galatasaraylılar. Yerimize hoş geldin. İsim nedir? İsmim Tuğçe. Tuğçe. Memnun oldum. Senin? Olsa Ergün. Evet, senin? Dursun Duyar abi. Kardeşim senin? Merhaba, Arda. Benim Arda, için. Memnun oldum. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bu akşam çok önemli bir maçımız var. Fenerbahçe'de derbi maçımız var. Bu maçla ilgili kısa bir analiz alabilir miyim senden? Ben Fenerbahçe'yi 5-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Birkaç gün öyle bir hissim var, öyle de olacağını düşünüyorum. Evet. Kardeşim sen? Biz Galatasaray'ı o kadar çok seviyoruz ki. İstersek 6 yiyelim, istersek 60. Hiç önemli değil. Skorun hiç önemi yok. Zaten sesin kısılmış biz, belli. Biz bu sarı kırmızıyı çok seviyoruz abi. Evet. Kardeşimiz arkadaşlar evet. Sesi kısılmış. Zaten tezahürat yapmaktan belli. Buradan başkan abi veyahut da Fatih Terim'e söylemek istersin. Başkanın yönetimini çok beğeniyorum. Çünkü çok liyakatli bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Fatih Hoca bizim babamız. Oğlunun Galatasaray'ın içinde attığımız zaman 8-9 kupamız eksiliyor. O yüzden Fatih Terim'i de çok seviyoruz. Umarım kazanırız ama kazanamasak da hiç önemli değil. Bunun peşindeyiz sarı kırmızı. Eyvallah. Kardeşim sen de söylemek istersin. Hocam siz geldiğinizde Fatih Hoca geldiğinde ben pasolik aldım. O günden beri maçlara gidiyorum. Her maça gitmeye çalışıyorum. Galatasaray bugün 3-1 kazanacak. Bunu kalbimden inanıyorum. İnşallah. Hadi bakalım inşallah diyoruz. Kardeşim sen neler söylemek istiyorsun maçla ilgili olarak? Biz şu anda 3 çocukluk arkadaşı burada buluştuk. Süper, hemen çekiyoruz kardeşlerimizi böyle. 50 bin taraftarla karşılıyoruz. Geçmiş olsun. Evet. Fener'e geçmiş olsun. Şimdiden geçmiş olsun. Aynen öyle. Biz geldik 3-1 buluştuksa kaybetme imkanımız yok yani. Eyvallah. Her zaman takımın arkasındayız. Arkasındasın. Her şartta diyorsun Galatasaray'ın yanındayız. Her şartta yanındayız. Bir de arkadaşlar sizden bu akşam böyle skor alalım. Fenerbahçe'nin nasıl ezer miyiz yani nedir? 3-1. 3-1. Biri de hani o verdi diye veriyorum. 3-0. 3-0. 3-0 kesinlikle biz bu maçı alacağız. Abi duygusu olmuyorum 7-1. 3'e çok şanslarız. En az 5. 6-0'ın 6-0'ın intikamı olacak 7-1 abi. Aa, bir önemi yok. Sen yani sağlarında kupa kaldırır sonuçta yani. Altının ne önemi var sen ki? Sende bir skor var. Evet. Ben 5-1 diyorum. 5-1 diyorsun. Evet. Arkadaşlar işte çok kardeşlerimize teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Burada kimlere selam göndermek istiyorsunuz gençler? Hemen alalım selamlarınızı. Fatih hocama kucak dolusu sevgiler. Evet. Fatih hocamı seviyoruz. Her zaman. Fatih hocam babamızdır hoca abi. Galatasaraylısına ve ailelerimize selamlar. Evet. Sizi tanıyan herkese de o zaman sevgiler selamlar olsun değil mi? Aynen öyle abi. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar işte Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili röportajlarımız devam ediyor. Gençler bu akşam maç var mı? Arkadaşlar şu anda işte röportajlarımız olan cihazıyla Taksim'de devam ediyor. Diyarbakır'dan gelen bir kardeşimiz var. Merhabalar, yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Nedir? Şahin. Şahin seni tanıyan öncelikle Diyarbakır'da herkese selam olsun. Evet, eyvallah. Ben de çok selam ediyorum her yere. Evet. Yani derbi yani bizim Türk futbolunda çok önemli bir maç. Yani Galatasaray-Fenerbahçe dünya sayılı derbilerinden.
nerede olursa olsun dostluk ve kardeşliği kazanmasını istiyorum. Ama tabii Galatasaraylı olduğum için bu akşam da galibiyet. Bir skor alalım senden. Yani ben 3-1. 3-1 diyorsun. Düşünüyorum. Evet. Peki çok çok teşekkürler. Buradan selam göndermek istediğin özel birileri var mı böyle? Yani herkese çok güzel selamlarım var. Ama Ayşe'ye gönlüme çok çok selam ediyorum. Ayşe nerede oturuyor? O da Diyarbakır'da. Diyarbakır'da biz Ayşe Hanım'a sevgiler selamlar diyoruz. Kardeşim çok teşekkürler. Galatasaray'da başarılar diyoruz. Sağ olun. Evet hemen bir abimiz daha var yayınımızda. Gelelim bana, ben bundan daha uzaklardayım. Almanya Köln'deyim 50 senedir. Köln Galatasaraylar Derneği 2. başkanıyım. İstanbulluyum. Çok röportaj yapıyoruz da zamanın hızını kısıtlı. Şimdi ne söyleyeceksin bugün derbi hakkında? Şimdi Galatasaray'a karşı oynamadığım müddetçe biz Fener'i yeneriz. Rakip diye görmüyorum. Bir de skor alalım abi senden. 2-1. 2-1 eyvallah. Çok çok teşekkürler. Seni tanıyan herkese sevgiler selamlar olsun. Arkadaşlar şu anda yayınımız Almanya'dan gelen kardeşlerimiz var. Eyvallah. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Yakup. Yakup senin? Merhaba abi, bak. Özgün. Bir saatten beri seni arıyorum. Ben de seni arıyorum. Serkan baba. Uğur. Cimbom sen. Abi, cimbom baba. Arkadaşlar Almanya'dan mı geliyoruz? Almanya'dan. Harikasınız valla. Bu akşamki maçları yine söyleyeceksiniz? Arkadaşlar şu anda Taksim meydanında Galatasaraylı kardeşlerimiz var. Hemen şöyle görüntülüyorum. Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen şöyle bir herkesi bir görüntüleyeyim. Şimdi bu akşam tabii önemli bir derbi maçı var. Fenerbahçe ile maçımız var. Siz maç hakkında ne söyleyeceksiniz? Bir de sizden skor alalım. Golleri kim atar? Buradan başkanımıza veyahut da Fatih Terim'e neler söylemek istersiniz? Vallahi biz 3 yıldır maçı bekliyoruz. Samiyen'de en son gittiğimizden beri pandemide 3 yıl oldu. Bugün 3-0'dan aşağı olmaz. Öyle 1-0-2-0 falan da bizi kesmez. Bugün minimum 3-4 olur. Kim atarsa atsın hiç fark etmez. Biz bugün Fener'i yeneriz. İnşallah yeneceğiz de. Bol gollü, böyle handikaplı aldığımız, evimize mutlu gittiğimiz bir akşam olur. İnşallah kazanırız. Kazanacağız da takımımıza inancımız tam. Başkanımıza, yönetimimize, Fatih hocamıza özellikle biz terimciyiz her zaman. Ya terim ya ölüm diyoruz. Bugün de kazanacağız inşallah. Eyvallah, çok teşekkür. Kardeşim sen neler söylemek istersin? Ya söyleyecek bir şey yok. Bugün 3-0 değil 4-0, hatta 5-0 da alacağız yani. Önümüne 3-0 4-0 yani. Galatasaray diyorsa şey, Fener'i ezeceğiz diyorsunuz yani, öyle mi? %100 ezmeme ihtimalimiz yok. 2-0 2-1 falan. 2-0 2-1. Abi senden bir tahmin alalım. Ben 3-1 biter diyorum. 3-1 biter diyorum. Boyar geçerim diyor. Abi sizler ne söyleyeceksiniz maçla ilgili? Ezmesek böyle bile her zaman Galatasaraylıyız. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Her türlü o maçı alacağız. Hiçbir sıkıntı yok. Kazanacağız yani. Yani arkadaşlar her şartta Galatasaray'ın yanındayız değil mi? Tabii ki de. Abi aynen, çok teşekkür ediyorum. Maçlarımı de çok seviyoruz değil mi kardeşim? Evet, ya terim ya ölüm. Ya terim, ya, terim ya ölüm. Evet. Fatih Terim arkadaşlar Galatasaray'la. Fatih Terim siker adamı. Fatih Terim siker adamı. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar Galatasaraylı kardeşlerimize röportajlarımız devam ediyor. Enes değil mi? Evet abi. Enes yayınımıza nereden geliyorsun? Ben Köln'e geliyorum abi. Efendim? Köln. Köln'den süper. Köln'den böyle Enes kardeşimizi tanıyan herkese sevgiler selamlar diyorsun. Enes bu maç için mi geldin Köln'den? Evet, maç için geldim abi. Süpersin vallahi, harikasın. Bu akşam senden bir skor tahmini alalım. Bir de neler söylemek istersin? Abi bence 3-1 yeneriz bu maçı. 3-1 olur. Fazla bir şey değil. 53 bin kişi geliyormuş. 53 bin kişi? 53 bin kişi. Evet. Uzun buradan başkana sonra. Fatih Terim'e ne söylemek istersin Enes? Fatih Terim çok gereksiz değişik yapmasın ya. Şu bubble'ı sokmasın abi. Başka diyecek bir şey yok. Başımızda yenisi var. Evet. Enes seni tanıyan herkese Köln'de selam olsun Enes, diyoruz. Selam olsun. Evet kardeşim, sen ne söylemek istersin bu akşam derbiyle ilgili olarak? Derbi olarak. Yani kaç kaç bir skor alalım senden böyle içinden geldiği gibi. Valla 3-0 alacağız biliyorum. 3-0. 3-0 alacağız. Eyvallah. Evet kardeşim, sen ne söylemek istersin bu akşam maçı ilgili? Abi biz sezon boyunca bu maçı bekliyoruz, tamam mı? Bugün de gerekeni yapacağız. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Bu sene tek isteğimiz Rizespor'un küme düşmesi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi. Evet. Bu kadar. Şu anda
yanımızda Galatasaraylı bir kardeşimiz var. Yeğenimize hoş geldiniz. Merhabalar. İsim nedir? İdris Çelebi. İdris, nereden geliyorsun? İstanbul. Harika. Tabii bu akşam müthiş bir derbi var. Ne söyleyeceksin bu derbiyle ilgili olarak? Yani şu an biraz, yani bilmiyorum kanalınızın içeriğini ama takip edeceğim söz. Aynen, böyle Galatasaray maçlarını takip ediyoruz biz de kanal olarak. Biraz alkolün getirisi çok koyu bir Partizan, bir Galatasaraylı rolündeyim şu anda. Çok güzel bir ortam var, çok güzel bir ambiyans var. Çok güzel bir takım var ve bu akşam bunu söylemekte hiç çekinmiyorum. Victor Pereira ve Ali Koç'u gönderecek bir skor çıkabilir ortaya. Bir tane bize bir skor verir misin? 4-0 diyorsun. Goller kim atar sende? İki tane Halil atacak. Bundan çok eminim. Devamı defans oyuncularımızdan birisinde sürpriz bir kafa golü var. Eyvallah. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Kendine var mı başka bir söylemek istediğin bir şey? Selam göndereceğim bir var mı? Galatasaray'ındır. Peki. Çok çok teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımızda Galatasaraylı bir kardeşimiz var. Merhabalar, yayınıma hoş geldin. Merhabalar. Nereden geliyorsun? Bitlis'ten geliyorum. Evet, Bitlis'te seni tanıyan herkese. Teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar. Bugün tabii Fenerbahçe'de çok büyük bir derbi maçı var. Ne söyleyeceksin? Yani ligde kötü bir gidişatımız var. Ligde Avrupa'da gayet iyiyiz ama ligde kazanmak istediğimiz bir derbi. Her zaman biliyorsunuz büyük bir rekabet içerisindeyiz Fenerbahçe'yle. Evet. Bugün kazanacağız, başka yolu yok. Bir skor alalım senden. Yani tahminim 2-0. 2-0 diyorsun. 2-0. Eyvallah, çok teşekkürler. Ben buradan teşekkür selam göndermek istediğin birileri var mı? Bütün Bitlis'e selamlar olsun. Bütün Bitlis'e bize selam gönderiyoruz. Rica ederim. Arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda Galatasaraylı kardeşlerimiz var yayınımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Tahir. Tahir senin? Mehmet. Mehmet. Kardeşim memnun oldum. Hangi semtten geliyoruz? Çekmeköy. Şişli ve Çekmeköy. Harika. Bu akşam tabii çok önemli bir derbi maçı var. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir de skor tahmini alalım sizden. Abi en kötü 2-1 alırız diye düşünüyoruz. 3 de olabilir. Evet. Kardeşim sen diyeceksin. 0-0 diyeyim çünkü totemim var. Ben çok böyle topa girmek 0-0 isterim. 0-0 diyorsun. Abi aynen. Totem var ama artı 7 falan diyelim yani. Evet. Buradan peki arkadaşlar başkana veya Fatih Terim'e söylemek istediğin bir şeyler var mı? Fatih Terim kraldır. Daha böyle açmadan evet, rahat rahat konuşalım. Fatih Terim işte. Memnunsunuz öyle mi? Çok memnunuz Fatih Terim. Aynen. Teknik direktörlerinde başkanlığında memnunuz. Evet. Kardeşim yayınımızın sonuna geldi. Burada kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Herkese selam yollayalım. Aydın'a, Nazilli'ye evet, öncelikle. Aynen. Aydın, Nazilli'ye, Pamukören'e. Evet. Siz tanıyan herkese o zaman Aydın'da, Nazilli'de ve İstanbul'da, Türkiye'de herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte Galatasaraylı kardeşlerimiz var şu anda yanımızda. İsim nedir kardeşim? Soğumen 2-1. 2-1 diyorsun skor 2-1 olarak. Evet. Sen ne söylüyorsun kardeşim? 3-0 diyorsun sen. Vallahi 2-0 ya da 2-1 alırız ya. Ama diyorsun ben takım başı alacağız diyorsun. Küfür var mı küfür? Efendim? Küfür var mı küfür? Abi küfür yapmayalım ama şöyle. Slogan atabiliriz böyle. 2-1 şakacağız yani. Ananın amı. Fenerbahçe ananın amı. Evet arkadaşlar. 2-1 alırız. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Arkadaşlar işte Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili röportajlarımız devam ediyor. Yeah.
sudan oldu. Hayvanlar gibi. 96-50'de